Ben şu anda Şüvelan'daki Şüvelan, Bakü'nün de içinde bulunduğu Apşeron Yarımadası'nın en eski yerleşim merkezinden biri. Oradaki Kale Çayhanesi'ndeyim. Yöresel ismi Kala Çayhanesi. Bakın buralarda çayla ilgili çok hoş, çok şirin bir tekerleme var. Şöyle diyorlar. Çayın biri kaydadır, ikisi cana faydadır. Üçü nesti, dördü besti, çıktı beşe, vur on beşe. Çay nedi, say nedi. Şöyle açıklamak gerekirse, çayın biri kaydadır, yani usuldendir. Usulden şöyle bir tane içilir. İkisi cana faydadır, onu anladık zaten. Üçü nesli yeter gari, dördü besti çok fazla oldu. Çıktı beşe, vur on beşe, yani artık beş olduktan sonra 15 de olabilir. Çayın olduğu yerde sayı olmazdı. Şimdi bu bir çay masası, daha doğrusu bir çay sofrası. Bakar mısınız lütfen? Şimdi diyeceksiniz ki, Barış, altı üstü bir çay içeceksin. Bu ne şaşaa, bu ne debdebe. Demin ha, demin ha. Azerbaycan'da çay sofrası böyle oluyor. Şimdi nereden başlayacağım ben de bilemiyorum. Bu bildiğimiz toz şeker. Aslında bunun burada olmaması lazım. Ben usulden koydum. Çünkü Azerbaycan'da toz şekeri sadece sabah çaylarında, yani seher vakti çayda kullanırlar. Ben usulden oraya koydum. Ha peki akşam çayında ne kullanırlar? İşte o zaman bunu kullanırlar. Bu şeker yıllar yılı başka ülkelerden, dışarıdan gelmiş Azerbaycan'a. Onun için yaşlılar bunu alırlarmış. Şöyle bir çaya sok. Aa, burada ben çayı tabii unuttum bu arada. Çayı koyayım bir taraftan. Bakar mısınız? Demir bile başka. Mis gibi kokuyor. Evet. Yaşlılar alırlarmış bunu böyle. Batırlarmış. Ve ağızdan atarlarmış. Yani bu şekeri çaya batırmak, şekeri paklamak anlamına geliyor. Günün birinde yolunuz burada düşerse, görürseniz ki birisi olup şekeri böyle çaya batırıyor, anlayın ki şekeri paklıyor. Ha, şimdi, fındık, fıstık. Fındık, fıstık bekliyor, ben de yutmayı bekliyorum. Evet, sahanedeki bütün alem de beni bekliyor. Devam ediyoruz. Burada fındık fıstık, fındık fıstık sorduk. Hayırdır dedik. Hayırdır, hayırdır dediler. Bu yani masadayken şöyle biraz ağzımız oynasın, biraz vakit geçirelim dediler. Olabilir dedik. Üzüm de var yanında. Ha bunlar da mürebba. Bildiğimiz reçel. Rahmetli babaannem de bunlara mürebba derdi. Bu ayva mürebbası, bu dut mürebbası, bu da kızılcık mürebbası. Daha başkaları var tabii. Peki dedik bunlar hayırdır. Onlar da hayırdır. Ağzımız tatlansın diye dediler. Ağzımız tatlansın diye. Bak 1, 2, 3, 4 şu anda 5 tane oldu ağız tatlandırıcı. Peki bu dedik, bu bildiğimiz bizim bayram şekeri, kağıt şekeri. Ha dediler o da ağzımız tatlansın diye dediler. Sonuç olarak bana öyle geliyor ki Azerbaycan çay sofrasında çay aslında bahane, maksat muhabbet, maksat sohbet, ağız tatlı.